Goberler merhabalar. Şimdi kaç numaralı köşe taşında kaldık? 21 numaralı köşe taşındayız. Hemen bunun da sorularını çözmeye başlayalım. Önce odaklanmamızı ayarlıyoruz. Şöyle parlaklığımızı açtık ve birinci sorumuzla başlayalım. Diyor ki iki tane eşit açı vermiş bize. Bir de alan ABE. Şuranın alanı A ise diyor. EDC. Şuranın alanı da A olmak zorunda. Bakın iki tane eşit alan verdiyse şöyle bakayım soruların geneline. Güzel. Şimdi 1 ile 3 numaralı soru çözümü aynı. 2 ile 4 de aslında buradaki 4 sorunun çözümü de aynı ama 2 ile 4'ü daha farklı bir yolla çözeyim ben size. Pratik bir yol öğreteyim arkadaşlarım burada size, tamam mı? Ama 1 ile 3'ü aynı yöntemle çözeceğim. Bakın şöyle. Eğer iki alan eşitse boşta bir alan kaldıysa dostlarım hemen oraya da B alanını yazıyorsunuz. B diyoruz buraya. Şimdi bakın ne çıkıyor karşımıza. Şuradaki A, B, C. Şöyle taradığım üçgenin alanı ne oldu arkadaşlarım? A artı B oldu. Peki şu üçgenin alanı ne oldu bakın? Taradığım üçgen. Lan bu da A artı B. Demek ki bu iki üçgenin alanı birbirine eşit. Bakın birer tane de açıları eşit zaten. Sinüs alan bağıntısını yapalım hemen dostlarım. Şimdi kırmızıyla taradığım şu ABC üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı 12 BC'yi vermiştir vermiş 6 çarpı bu açıya A dersek sinüs A eşitmiş şu üçgenin alanına dostlarım. Bakın bu da A artı B. Bunun da alanı 1 bölü 2 çarpı iki kenarı x ile 8 çarpı aradaki açı bakın yine A derece sinüs A'yı yazıyorum buraya da. Şimdi sadeleştiriyorum. Sinüs A'lar 1 bölü 2'ler gitti. Şu 8'i 4'e bölelim 2. 12'yi 4'e bölelim 3. 2 ile de 6'yı sadeleştirelim. Burada da 3 kalsın. 3 kere 3 9 çıktı. X'imiz cevap Edirne'den geldi. Hemen 2 numaradayız dostlarım. Bakın burada dedim ki pratik bir yol öğreteceğim. Şimdi bu şekli ezberleyebilirseniz yani aklınızda tutabilirseniz şimdiki öğreteceğim yöntem çok basit. Şekil ne arkadaşlar? Böyle uçağa benziyor bakın. Bir hayalet uçak filmi vardı. Oradaki uçağa benziyor. Yukarıdan bakıldığında böyle bumeranga da benziyor diyebiliriz. Bumerang dörtgenimiz vardı ya bizim. Bu bumerang dörtgeninde herhangi iki üçgenin alanı. Bakın illa şu üçgenle şu üçgeni eşit vermesine gerek yok bizim sorumuzdaki gibi. Herhangi iki üçgenin alanı eşitse sen şu pratikliği yapabilirsin. Bak 4'ten buraya ne düştü? Yarıya düştü. 6 da buradan buraya gelirken yarıya düşecek. Cevap 3 diyebilirsin pratik olarak. Ama yok hocam ben üstteki yöntem gibi yapacağım dersen de eşit alanlara A, şuradaki boşluğa B diyorsun. Bir A artı B'yi buradan sinüs alandan buluyorsun. Bir A artı B'yi de buradan sinüs alandan bulup birbirine eşitlediğinde de sinüs A'lar falan filan gidiyor. Yine üstteki soru gibi oluyor. Şimdi bu uçağa benzemediği için yani bumeranga benzemediği için mecbur bunda şu yöntemi yapacağız. Birinci soruda yaptığımızı yapacağız. Bakın hangileri eşitmiş? Alan ABE. Yani buraya A alanı dersek DEC. Burası da A'ymış. Şuradaki ortaya B diyelim biz. Şimdi bir şuradaki A artı B'ye bakın. Bir de diğerini de kırmızı yapayım. Şuradaki A artı B'ye bakın. İkisi de A artı B. Birbirlerine eşitler yani. Hadi bulalım o zaman. Nereyi vermiş? AD'yi 12 vermiş. Şurası da 12. Şu üçgenin alanını yazıyorum arkadaşlar ben. Şunun. A artı B'yi yani. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 12 çarpı aradaki açıya A yazarsam sinüs A olur bunun alanı. Eşittir. Şimdi şu kırmızı üçgen de A artı B olduğu için bunun da alanını yazıyorum. Yine 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı BC. Zaten bana da BC'yi soruyor. X diyorum buna. Çarpı bir de sinüs A. Yine aynı açı olduğu için burada sinüs A. Peki sinüs A'lar gitti. 1 bölü 2'ler gitti. 8 ile 12'nin çarpımı 80, 96 oldu. Eşittir 10x geldi buradan. 10'a bölersem 9.6 çıkar. X dediğimiz uzunluk. Evet, sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Üçüncü soru bakın yine bumerang dörtgeni dediğimiz hemen şuradan 2'nin kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış 4. 3 de 2 katına çıkacak 6'yı paketleyebiliyorsunuz saniyeler içerisinde. Ve çeviriyorum arka tarafı geliyorum yeni bir soruya. Bu da böyle güzel bir pratik bir yöntem öğretebilirim burada da size istiyorsanız. Orijinali sinüs alan bağıntısıdır. Hemen şu oranları bir yerleştirelim. BD'ye 2, AB'ye 5 diyecekmişim. Şuraya 3. Bakın hiç K'ları yazmıyorum. Bu alan sorularında oranların K'larını yazmanıza gerek yok. Böyle 2K, 3K demenize gerek yok. Sayı verseniz yeter. BE'ye 3 deyin diyor. BC'ye de 4. O zaman buraya 1 kaldı. Alan DBE 12 ise diyor. Şimdi bakın ben ne yapıyorum arkadaşlar. Şuradaki üçgenin alanını yazarken iki kenarı çarpıyorum. 2 kere 3, 6 diyorum. İçine 6A yazıyorum. Şimdi büyük üçgenin alanını bulacağım. Bakın şurayı. 5 ile 4'ü çarpıyorum 20. 6'sı burada olduğu için buraya da 14A yazıyorum. Bakın böylece pratik bir şekilde çözüyorum. Şimdi bana şu 6A'yı 12 vermiş. Demek ki A 2'dir. 14A'da 28 yapar. Nereyi soruyor? Tüm şeklin alanını soruyor. Yani 28 ile 12'yi toplayın diyor. Ben de Denizli'yi işaretledim çoktan. Bakın 2'de de yapalım şimdi buna benzer bir özellik. Önce şu oranları yazalım. CD DA'nın 2 katıymış. 1'e 2. CE BE'nin 3 katıymış. 1'e 3. Şimdi bu üçgenin alanını yazarken 2 kere 3 6A. Büyük üçgeni yazarken 3 kere 4 12. 6'sı burada, buraya da 6A kaldı. Ve bakın bize şu 6A'yı 24 vermiş. Lan bu 6A'da 24. Zaten bunu soruyormuş. 24 çıktı. Ceyhan'dan geldi sorumuzun cevabı. Şuna bakıyoruz şimdi. Önce oranları yerleştirelim. AD'ye 3, DB'ye 2, EC'ye 2, AE'ye 1. 1'e 2. Şimdi 3 kere 1 burası 3A. 5 kere 3 15, şuraya da 12A kaldı. Nereyi vermiş? DBCE. DBCE yani 12A'yı bize 4 vermiş. 3'e bölelim. Yok, 4'e bölelim değil mi? 4'e bölersem burası 3A yapar. 4'e bölersem 1 yapar. 3A'da 1 çıkar. Zaten 3A'yı mı soruyor? Evet, 3A'yı soruyor bize de. Buna geldim. AD kenarortaymış. Ağırlık merkezi. Önce şu oranları bir yazalım. AE'ye 2, EC'ye 3 deyin diyor. Tamam. Başka. Ağırlık merkezi burada da 1'e 2 oranı vardı biliyorsunuz. Tabana 1 açıya 2 oranından. Bu da kenar ortaymış. Burayı 2'ye böldü mecbur. Alan GDEC. Şuranın alanını vermiş 22. Önce şunu yapalım biz. Hemen bizim kuralımızı. 2 kere 2 4A buraya yazıyorum. 5 kere 3 15A. Şuraya da 11A kaldı yazdı. Bakın bize 11A'yı 22 vermiş. Demek ki A 2. A 2 ise tabii ki burası 22 idi zaten. Burası da 8 gelir. Toplam şuranın alanı 30 olur. Bu kenara 30 düştüyse bu kenara da 30 düşecek. Tüm üçgenin alanı Edirne olur dedi. 22'yi de gömdük. Evet, 23 numaradayız. Çok güzel. Paralel kenarda da böyle bir kurallarımız var. Bunları da yapalım arkadaşlar. Önce şu oranları bir yerleştirelim mi? BE AE'nin 2 katı. 1'e 2. Alan AED. Şurası 4 verilmiş. EDC. Şuradaki alan isteniyor. Şimdi arkadaşlar, paralel kenarın çok klasik bir kuralıdır. Bu tabi zamanı gelince öğreneceksiniz ama şimdiden de öğrenmiş olmanızda bir fayda var. Paralel kenarın ardışık iki köşesinden çıkan iki doğru. Bakın C ile D'den çıkan iki doğru. Karşılarındaki kenara gidip de bir Edirne noktasında buluşup bir üçgen oluşturuyorsa bu üçgen tüm paralel kenarın yarısıdır her zaman. Şöyle yandan da çıksa olurdu arkadaşlar. A ile D'den çıksaydı ya da C ile B'den çıkan üçgen de olur. Bu paralel kenarın bir kuralı. Şimdi bunu bilirsen tabii daha kolay çözeriz soruyu. Yoksa biz uzun uğraşacağız arkadaşlar. Şimdi bu üçgen X yarısıysa o zaman şu diğer iki üçgen de diğer yarısı olacak. Tabii 1'e 4 düştüyse 2'ye de 2 katı 8 düşecek buraya. Bakın 4 ile 8'in toplamı 12, yarısı, diğer yarısı da 12 olacak. Buraya da 12 kaldı. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Bakın 2 numara çok güzel. Benim çok sevdiğim bir soru. İşte bu pratik yöntem bu soruda çok işe yarıyor arkadaşlarım. Normalde uzun çözeceğimiz bir sorudur ama bizim pratik yöntemimiz burada işe yarıyor. Şimdi şu oranları yazıyorum. 1'e 2. CF'ye 3 derseniz diyor. BF 2. Alan ABF. Tamam, şuranın alanı 18. Onu geç. Şuraya 3 yazdım. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit ya. Buraya da 5 yazdım. Alan AEF. Ortadakinin alanı nedir diye soruyor. Gelin şu üçgenin alanını yazalım. 2 kere 3 6A. Şu üçgeni yazalım. 3 kere 1 3A. Şu üçgeni yazıyorum. 5 kere 2 10A. Şimdi bir de bütün paralel kenarın alanını bulacağım. Bak onu da şöyle altta bir yerde göstereyim sana. Şimdi bunu her seferinde yapmayacağız tabii ama hani ilk sorumuz olduğu için yapalım. Şimdi burayı 5, burayı da 3 demişiz değil mi? 5 ile 3. Bak şu üçgeni çizdiğimde, şu köşegeni çizdiğimde bu üçgenin alanı 5 kere 3, 15A olmaz mı kardeşim? E paralel kenarda köşegen alanı 2'ye böleceğinden burası da 15A. Yani tüm paralel kenarın alanı 30A'ymış. Tüm paralel kenar 30A. Lan şimdi şekle tekrar geri dönelim. 10, 6 da buradan 16, 3 de buradan 19, 30 olması için şuraya ne kaldı? 11A. Şimdi bize neyi vermişti? A, B, F. 6A'yı 18 vermiş. A eşittir 3. 11A'yı soruyor, 33. İşte bakın çok benzeri. Bu sefer dikdörtgende sormuş. Hiç fark etmez arkadaşlarım. Aynı muhabbeti yapacağız. Önce şunlar eşitmiş. 1, 1 diyelim. Tabii ki burası da 2 olur. ECDE'nin 2 katıymış. 1'e 2 diyelim. Tabii ki burası 3 olur. Şimdi bir bulalım alanı. 1 kere 3, 3A. 1 kere 2, 2A. 2 kere 1, 2A. Bunları yazdık. Şimdi bütün dikdörtgeni bulalım. 2 kere 3, 6A yarısıydı. Demek ki tamamı 12A. 2, 4, 7'si burada. Buraya da 5A kaldı. Ve bize A, F, E'yi yani 5A'yı 20 vermiş. Demek ki A, 4. A, 4 ise nereyi istiyor? E, C, F. 2A'yı istiyor. 8'i yapıştırdım dostlarım. Geldim 4. sorumuza. Hemen bunu da bir okuyalım. Şu camı bir kapatalım. Şimdi devam edelim. ABC'de dikdörtgen. Tamam. Oranları yazıyoruz öncelikle. DH, HC'nin 2 katıymış. 1'e 2 diyoruz buraya. Başka EA, DE'ye eşitmiş. Tamam. 1'e 1 diyelim buna da. BF, AF'nin 4 katıymış arkadaşlarım. BF, AF'nin 4 katıymış. Şunu şimdi bir A'ya 4A diye yazalım. Hatta burası 5 oldu. Tamam böyle olsun. AFE 6. AFE'nin alanı da 6 vermiş bize. Buna göre de diyor ki EFBH. EFBH nedir? Şimdi hemen şurayı çizersek biz. Şu şekli çizdiğimde A'ya 6 düştüyse 4A'ya 4 katı 24 düşecek. Yani şuranın alanı toplamda ne geldi arkadaşlarım? 30 geldi diyebiliriz biz. 1. Bu 1. Şimdi biz şuranın tamamını ne diyebiliyorduk? 3. Bakın 1 ile 3'ün çarpımına ne yazacaktım normalde? 3A. Biz 3A'yı şöyle göstereyim. 3A'yı 30 diye bulduk. Demek ki A ne çıkacak bu durumda? 10. Peki 2 ile 1'in çarpımı 2A. O zaman burası 20. Şurası da 2 birimdir değil mi? Şurası 2 dediğim için. 2 ile 1'in çarpımı 2A. Lan o zaman bu da 20. Bunu da yazalım. Peki neresi kaldı şimdi? Büyük dikdörtgenin alanı. 2 ile 3'ün çarpımı 6A diyeceğiz. Ama tamamı 12A. 12A'dan da 12A ne yapıyor? 120 yapıyor arkadaşlarım. Şimdi biz 120'den 20'yi 40, 30'u yani 40, 70'i çıkartacağız 120'den. Ortaya da 50 kalacak. Nereyi istiyordu bizden? 50 ile 24'ün toplamını, 74'ü de bizden istiyor. Evet, 23'ü de gömdük. Şimdi sıra 24'te. Evet bakalım burada ne diyoruz? Birinci sorumuzda. ABC üçgen şöyle bir oran vermiş. Burada bir kural var arkadaşlar. O kuralı yapacağız. Şimdi CE AE'nin 2 katıymış. 1'e 2. Sonra BDDC'ye eşit. Tamam 1 1 diyelim bunlara. FA 1 ise BF 2'ymiş. Bunu da yazdık. Alan ABC, DEF'yi 4 vermiş. Alan ABC hepsinin alanı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi burada gıcık bir kural var arkadaşlarım. Bunu bileceksiniz. Şöyle bir kural. Şimdi bu kural şu ortadaki küçük üçgenle büyük üçgenin, en büyük üçgenin alanının oranını veriyor bize. Şimdi küçük üçgen 4, büyük üçgeni de zaten soruyor x dedim. İşte bu oranı veren formül şu. Büyük üçgenin bir köşesinden başlıyorsun. Mesela A'dan başladım. Bir yöne doğru git. Birinci oran 1. Çarpı diyorum. 1 atlıyorum. İkinci oran yine 1. 1 atlıyorum. Üçüncü oran yine 2. Pardon. Bunların çarpımı 1 çarpı 1 çarpı 2. Ne yaptı? 1 ile 1'in çarpımı 1. Bir de 2 ile çarpıyorum. 2 yaptı. Sonra araya artı koyuyorsun. Kalanları çarpıyorsun. 2 çarpı 1 çarpı 1. Lan o da 2 yaptı. Bölü diyorsun. Bütün kenarların çarpımı. Yani 3 çarpı 2 çarpı 3. 3 çarpı 2 6. 6 ile de 3'ün çarpımı 18. Bakın 4 bölü x. 4 bölü 18. Demek ki x 18 gelecek dedi. Şimdi kuralı muhtemelen bir daha sordu. Bunu da daha iyi anlarsınız. Şimdi AF, FB ve bir de EC. Hepsi 2n'miş. Bunların hepsine 2n, 2n, 2n yazalım. AE 3n'miş. Buna 3 yazalım. Bakın bu açıortaysa kolları 4'e 5 ya. Burası da 4'e 5 olur. Bunu da yazalım. Şimdi alan DEF'yi 23 vermiş. Buna 23 diyelim. Neydi kuralımız dostlar? Şöyle aşağıda yazıyorum. Ortadaki üçgenin alanı bölü büyük üçgenin alanı, zaten onu soruyor. X eşittir. Şimdi bu üçgenin A köşesinden başlıyorum. Birinci oran 2 çarpı 1 atlıyorum 4 çarpı 1 atlıyorum 2. Araya artı koyuyorum, kalanlar 2 çarpı 5 çarpı 3 bölü diyorum. Üçgen, büyük üçgenin kenarları 4 çarpı burası toplamda 9 çarpı orası da 5. İşte bu işlem sayesinde biz sonuca ulaşıyoruz. Şimdi toparlayalım. Şurası ne çıkıyor? 2 kere 4 8, 8 kere 2 16 burası geliyor. 2 kere 5 10, 10 ile de 3'ün çarpımı 30, toplasan 46 yapıyor burası. 46 bölü 4 kere 9 36, 36 ile 5'in çarpımı 180. Buradan da ne geliyor arkadaşlarım? Bakın 23 46'ya gitmiş 2 katına. Demek ki x 90 olacak ki 2 katı 180'e gitsin. X de 90. Evet, 3. sorumuzdayız. Buna bakalım. ABC üçgeninde F noktası ABD'nin ağırlık merkezi. F noktası ABD'nin, yani şurası ABD'nin ağırlık merkezi ise burada 1'e 2 oranı var ve burayı da kesin 2'ye bölmüştür diyelim. Kenarortay geçecek burada. Sonra BD DC'ye eşitmiş arkadaşlar. BD DC'ye. Bakın şuna 1 yazayım. Bu da 1. Bu da DC'de BD'ye eşit olduğu için 2. AK ile KC eşitmiş. 1 1 yazalım buraya da. FDK'nın alanı, şuranın alanını 8 vermiş. Nereye istiyor? AEC. Bakın şuradaki AEC. Şimdi nereye yazalım? Şuraya yazalım. 8 bölü x eşittir. Şimdi şu üçgenin A köşesinden başlıyorum. Birinci oran 2 çarpı 1 atladım 1'i alıyorum. Çarpı 1 atladım 1'i alıyorum. 2 çarpı 1 çarpı 1 yani 2 yapar. Artı. Şimdi kalanlar 1 çarpı 2 çarpı 1, o da 2 yapar. Bölü bütün kenarların çarpımı 3 çarpı 3 çarpı 2. 3 kere 3 9. 9'da da 2'nin çarpımı 18. Bak 8 yarıya düşmüş. Demek ki bu 36 olacak ki yarıya düşünce 18 olsun. Cevabım 36 geldi. Evet, hadi bakalım bu soruyu da çözelim şimdi. Bu ne diyor? BAD açısı DAC'ye eşitmiş. Yani şu çizgi bir açıortaymış. Lan bu açıortaysa 6'ya 8 oranı varsa kollarında, burası 6K, şurası 8K. AE kenar ortaymış. Toplam 14K ya. 7K burası, 1K da burası olacak şekilde bölecek. Bu da tamam. AFFC eşit 4. AK KD'nin 2 katıdır. Şuraya 1, şuraya da 2 yazalım. Hatta bunları da 1'e 7 diye söyleyelim. K'ları yazmayalım. Bu da sadece 6 olsun. Buna göre diyor ADC'nin EFK'ya oranı. Bakın yine şu küçük üçgenin biz bunun tersini bulabiliyorduk değil mi? Ters takla atmış halini. Yani şurada gösterirsem EFK'nın alanı bölü ADC'nin alanını bulabiliyoruz biz. Küçük bölü büyüğü buluyoruz. Peki bulalım. Şimdi şu üçgende başlayalım. 2 ile başladım. 2 çarpı 1 atladım 1 çarpı 1 atladım 4 artı kalanlar 1 7 4 1 7, 4'ü çarptım. Bölü toplam kenarlar 3, 8, 8. 3 çarpı 8 çarpı 8 oldu. Hemen bunu da bir toparlayalım. 4 kere 2 8 yapar. 8 artı 7 kere 4 28 yapar. Bölü 8 kere 8 64. 64'te de 3'ün çarpımı 192. Üst taraf 28, 8 daha 36 bölü 192. Bize de neyi soruyor tabi? Takla atmış halini. 192 bölü 36'yı soruyor. Hemen 2'ye bölelim. 190, bunu 2'ye bölersem 18 olur. Bunu 2'ye bölersem ne oluyor arkadaşlarım? 18 olsa 90 olurdu. 12 daha 96. 2'ye bölelim ya da 6'ya bölelim 3. 6'ya bölelim 16. 16 bölü 3 var mı şıklarımızda? Bursa'da var. Evet, 24'ü de gömdük. Burada duralım. Bayağı bir yorulduk çünkü bir sürü video çektik peş peşe. Hadi bakalım, bir sonraki dersimizde, videolarımızda görüşürüz. Öpüyorum hepinizi.